Allah Subhanahu ve Teala kullarına da rüyalarında bazı hakikatleri gösterir. Biz birkaç rüya anlattık da bazı kardeşlerimiz yani niye rüya anlatıyorsunuz? Çoğu insanlar rüya anlatıp da ortalığı mahvetti. E bizi sohbetlerimizi genel olarak dinleyenler bilecekler ki aslı kaidelerin önüne rüyalar geçemez. Ama geçemez evet diye de rüyaları da hiçbir kıymeti yok denilemez ya. Yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadık rüya peygamberlikten kalan bir cüzdür dedi. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberlikten kalan bir cüz ümmeti Muhammed'e gelen. Kıyamet yaklaştığı vakitte la yakadu ru'yal mu'mini bu. Müminin rüyası bozuk çıkmaya yaklaşmaz dedi. Hep doğruyu gösterir yani ve rüyası en sadık olan, dili en doğru olandır. Böyle söyledi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi elimizde böyle naslar varken, zaman da böyle karanlıkken, tabii ki esas olan kitap ve sünneti temel edinip, e, onun üzerinde etrafa bakarken Allah'ın gösterdiği ki peygamberlikten kalan bir nun, onunla etrafa bakmanın kuluna ne ziyan olabilir? Rüyayı batıl dediğimiz kulu kitap ve sünnetten dışarıya itendir kitap ve sünnetin üzerinde hayatını kurmuş bir insanın bakış açısını biraz daha ilerlere götürecek olan rüyanın ne zararı olabilir yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra sahabisine döner kim ne rüya gördü diye her gün sorardı. Yani hak olana kulak vermek gerek. Bu hak olan dediğimizde, de ortalığı yakıp yıkanı kulak vermek demek gerek değil yani. Şimdi anlatılan Allah ve Resulüne uyacak arkadaş. Birileri çok dinlesin diye veyahut da çok milletin hoşuna gidiyor diye Allah ve Resulünün öğrettiğinden dışarı çıkmak gibi bir seçenek yok mu? Müslüman için.